İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle karşınızdayız. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan maden kazasına ilişkin gelişmelerdeki son duruma bakacağız ilk olarak. 41 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya neyin yol açtığı ile ilgili soruşturma genişletildi. 6 savcı ve 6 iş müfettişi görevlendirildi. Madendeki patlama sonucu çıkan kısmi yangınsa büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını söndürmek için ekiplerin mesaisi sürüyor. İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim. Büyük oranda kontrol altına alındı. Şu anda da yangın sönümlenmek üzere, giderek şiddetini azaltıyor. Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında alevlerin şiddeti azaldı. Yerin metrelerce altındaki yangının büyümemesi ve bölgenin havayla temasını kesmek için iki baraj kapısı inşa edildi. 14 Ekim'de meydana gelen patlamanın ardından madende kömür üretimine ara verildi ancak işçilerin madene giriş çıkışı devam ediyor. Amaçsa büyük oranda kontrol altına alınan yangını tamamen söndürmek. Ağlayarak çıktım, onu söyleyebilirim yani. Çünkü benim çok yakın arkadaşlarım var. Beraber akşam halı saha maçı yapacaktık, o arkadaşlarım var. Ben onların cenazesini çıkardım buradan yani, arkadaşlarımızla beraber yani. Teknik ekiplerin mesaisi sürüyor. Tahlisiye ekibi yerin metrelerce altından numune alıyor, gaz değerini ölçüyor. Patlama neden oldu? Başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor. Görevlendirilen savcı sayısı 5'ten 6'ya çıkarıldı. Patlamayı soruşturan 4 iş güvenliği uzmanına da 2 yeni müfettiş eklendi. Devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatabilmesi için gerekli her türlü yardım savcılarımıza ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip tarafından olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik cihazları da dahil olmak üzere tüm tesisatlar incelenmek üzere alındı. Titizlikle sürdürülen soruşturmada işçilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Yaralanan işçilerden biri daha taburcu oldu. 6 yaralı işçinin tedavisi ise sürüyor. Hastanedeki umutlu bekleyiş sürüyor. Yaralı 6 madenci hala tedavi altında. Biraz önce başhekimimizden bilgi aldık. Genel durumlarında şu an itibariyle 4 kişide olabildiğince iyi noktada olduğunu söyledi. İkisi biraz daha durumu diğerlerine göre biraz ağır olduğu söylendi. Amasra'daki maden kazasının ardından 11 işçi yaralı olarak kurtarılmıştı. Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören son işçi de taburcu edildi. 5 ağır 6 yaralının tedavisi ise İstanbul'da Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Durumu ağır olan 5 işçi yanık merkezinde gözetim altında. Aileler madencilerden gelecek iyi haberi bekliyor. Kalbi durmuştu. Kalp masajıyla tekrardan hayata kavuşturuldu. Benim maden ocağında iki kardeşim çalışıyor. Diğeri de Umut Akgül. Umut Akgül kardeşini kurtarmak için aşağı iniyor ve kardeşini kurtardıktan sonra aşağıya diğer arkadaşlarına yardım etmeye gidiyor. Yaralı olarak çıktığı için olayın nerede meydana geldiğini, olayın tam merkezini, onunla ilgili diğer kişiler hakkında bilgi almaya çalıştık. Birinci açık şekilde birkaç sorumuza net yanıt verdim. Su istedi, su verdik. Ondan sonra zaten dışarıdaki arkadaşlar ambulansa koydular. Onu gönderdiler. Ben tekrar ocağa girdim. Ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikososyal destek ekibi eşlik ediyor. İstanbul Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki yaralı işçilerle ilgili son durumu alacağız şimdi. Muhabir arkadaşımız Ahmet Sami Arslan hastanede bizi bekliyor. Ahmet Sami, yaralı işçilerin sağlık durumu nedir? Son bilgiler nedir? Senden alalım. Tedavileri devam ediyor diyerek başlayalım. 6 madenci burada, bir madenci ise Bartın'da tedavileri sürüyor ve
bugün bu saat itibariyle bir madencinin durumundan dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir hayli olumlu bahsetmişti. Hiperbarik oksijen tedavisi görüyordu o madenci. Yoğun bakımdaydı. Gerçekten durumu diğerlerine göre iyi ama yoğun bakımda olduğunun altını bir kez daha çizelim. O madencinin durumu iyiye gidiyor. Bunu söyleyebiliriz. Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Önümüzdeki günlerde normal servise çıkışı yapılabilir. Oksijen tedavisi tamamlandıktan sonra tabii ki bir süre daha gözetim altında tutulması gerekiyor. Gerek hastane personelinden gerekse hastane başhekiminden aldığımız bilgiler bu yönde. Bununla birlikte diğer 5 madencinin durumu o hiperbarik tedavi gören madenciye göre biraz daha ağır diyebiliriz. Onların tedavileri üzerine biraz daha yoğunlaştırılmış durumda ve onların da bir an önce sağlıklarına kavuşturulması ve yoğun bakımdan normal servislere geçirilmesi hedefleniyor. Ailelerin duaları, tüm Türkiye'nin duaları bu yönde, tedavileri devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalar da geliyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte hasta yakınlarını ve hiperbarik tedavi gören madenciyi ziyaret etti ve ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bölge hastanesinin konusunda uzman olduğunun altını çizdi ve doktorların da bu konunun ehli olan önemli doktorlar olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaralarının tedavisi an itibariyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne devam ediyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Maden kazası sonrası geride kalanların yaraları da sarılıyor. Maden şehitlerinin yakınları için kamuda istihdamda tarih sınırı kaldırılacak. Vefat eden maden işçilerinin çocuklarının tüm eğitim masraflarını da devlet üstlenecek. Maden şehitleri ailelerinden her aileden onların seçtikleri şeyi istihdama sokuyoruz. Kamuda istedikleri yere. Ona bir tarih konmuş, sınırlandırılmış. O sınırlandırmayı kaldırıyoruz şimdi. Talimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Vefat eden maden işçilerinin ailelerinin kamuda istihdamına yönelik tarih sınırlandırılması kaldırılacak. Bartın'daki maden kazasında 41 işçi hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı anneler, evlatlar, eşler kaldı. Acılı ailelerin yaralarını sarmak için devlet seferber. Babalarını kaybeden çocukların eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak. O yavrularımızın tüm eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz karşılayacağız. Onları yalnız bırakmayacağız. Yaraları sarmak için, kalanların konaklama imkanlarına destek olmak için tüm okullarımızı açtık. Tüm yurtlarımızı açtık. Tüm rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlar hemen sahaya gittiler. Ayrıca hayatını kaybeden madencilerin ailelerine ilk aşamada 1 milyon 350 bin lira tutarında destek ödenecek. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek boynumuzun borcudur. Bakanlık olarak yaralılarımızın desteklenmesi, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin psikososyal anlamda desteklenmesi noktasında üzerimize düşeni eksiksiz bir biçimde yerine getireceğiz. Maden kazası sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Kazazedelerin sadece aileleri değil, mesai arkadaşları da maden sahasına koştu. Kendisi de aynı madende çalışan Muhammed Başol, kazayı öğrenir öğrenmez soluğu olay yerinde aldı. Arama kurtarma çalışmalarına bizzat katılan Başol, yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı. Muhammed Başol, kazanın olduğu sırada balkonunda oturmuş, ekmeğini kazandığı maden ocağını seyrediyordu. Telefonu çaldı, acı haberi alır almaz arkadaşlarının yanına koştu. Saatler süren arama kurtarma çalışmalarına yardım etti. Birçoğu yeni evlenen veya evlenme hazırlığında olan gencecik arkadaşlarımız, birçoğu evlenmiş, yuvasını kurmuş, çocuğunu askere göndermiş ama görün ki yani 40 yaşında da olsa, 20 yaşında da olsa madene girdiği zaman kömür karası. Hepsinin düşündüğü ekmek parası. Muhammed Başol, evli ve 4 yaşında bir oğlu var. Bilirsiniz Somalı'nda saatlerce, günlerce ulaşamadığımız madencilerimiz olmuştu. Çok şükür 24 saat içinde her bireye, her arkadaşımıza ulaşıldı. Bir şekilde ulaşıldı, ailelerine teslim edildi. Onların hepsi isterdi ki Gül Oyna'ya kavuşmak isterdi ama takdir. Biz iman ediyoruz. Biz
biliyoruz ki her şey Allah'tan. Madenci Başol, Amasra Müessesesi'nde 7 yıldır çalışıyor. Vardiya çavuşlarımız hep şunu söylediler. Önce sen, önce insan, önce iş güvenliği. Elbette iş, kömür çıkacak, muhakkak çıkacak. Sonuçta bizim emeğimizin karşılığını biz kömürden alıyoruz. Biz burada her yıl, her ay, belki de her hafta bazen imkanlar dahilinde eğitimler görüyoruz. Başol, mesai arkadaşlarının kurtarılması adına insanüstü bir gayret sarf edildiğini belirtti. Arama kurtarma çalışmasına katılan ama işçi ama arama kurtarma ekibi. Bunların birçoğu belki çok böyle güçlü, dirayetli arkadaşlarımız olduğu gibi eminim ki içimizde normal bir hayatta kan göremeyecek, ne bileyim yaralı göremeyecek, ne bileyim ya da şehit arkadaşlarımızı belki görmeye dayanamayacak bireyler vardı aramızda belki ama o esnada Rabbim güç veriyor. Belki de tek başınıza kaldıramayacağınız yükü o anda bir hamlede kaldırıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Muhterem İnce yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemin törenine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ve temel hak ve özgürlükleri koruyacağıma, görevimi doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde yemin etti, üye olarak kisvesini giydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı. Her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak, anayasanın dayandığı temel ilkelere uygun hukuk anlayışı içinde, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getireceğime, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Yüksek Yargı Organlarının Başkanları da Muhterem İnce'nin yemin törenine iştirak etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, törende bireysel başvuru hakkının tanınmasının üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlattı. Bu hakkın adaletin tecellisine çok önemli katkılar yaptığını söyledi. Anayasa Mahkemesi bu süreçte her zaman demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin yanında durmuş, temel hak ve özgürlükleri korumak için yoğun bir uğraş vermiştir. Bunu yaparken de ne yargısal aktivizme ne de kendini sınırlama yoluna tevessül etmiştir. Törene katılanlar Anayasa Mahkemesi üyesi olan Muhterem İnce'yi tebrik etti. İnce, Yüksek Mahkeme'de görev süresi dolan Hicabi Dursun'un yerine Sayıştay kontenjanından 5 Ekim'de meclis tarafından seçilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği çalışması tamamlandı. Taslakta başörtüsü serbestisine ilişkin net ifadeler yer alıyor. Anayasanın 24 ve 41. maddelerinin güncellendiği taslak kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde aile kurumunun güçlendirilmesini de içeren daha kapsamlı bir anayasa değişikliği hazırlığı yapmaları için talimatımızı verdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla anayasanın 24. ve 41. maddeleri güncelleniyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, taslak çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Taslak, Erdoğan'a sunulduktan sonra meclis gündemine gelecek. 24 ve 41. maddeye ilişkin teklifimizi, metnimizi bitirdik. Bunu son bir arz ile sorunacağız Sayın Cumhurbaşkanımıza. Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmaya AK Partili hukukçu kurmaylar ve uzman akademisyenler katkı yaptı. Başörtüsü serbestisine anayasal güvence getirecek çalışma tamamlandı. Çalışmayla vatandaşın kamuda, özel hayatta ve eğitim öğretim süresince hak ve özgürlüklerini korumak amaçlanıyor. Teklifle din ve vicdan hürriyeti başlıklı anayasanın 24. maddesi güncellenecek. Üzerinde çalışılan bir diğer madde, Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği ailenin korunmasına ilişkin kanun maddesi. Mevcut anayasanın 41. maddesinde yer alan ailenin korunması başlığına ekleme yapılacak. İlgili madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümlenin yer aldığı belirtiliyor. Düzenlemede kadın ve erkek vurgusu yapılacak. Çocuk kavramının ancak anne ve baba ile olabileceği hükmü yer alacak. İki konuya ilişkin de teklifimiz hazır ama hangisi geçerli olur, hangisi olmaz bunları son bir arzdan sonra değerlendireceğiz.
Düzenlemeye ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Teklif sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Sözleşmeli personelin kadroya alınması, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeler ve asgari ücret zammı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği bu çalışmalar hakkında açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Asgari ücrete Aralık ayında en kapsamlı müdahaleyi yapacaklarını söyledi. EYT ile ilgili önümüzde tek bir formül var dedi. Bizim muhtelif kadrolarda çalışan kamuda sözleşmeli personel meselesi var. Geniş bir çalışmayı bitirmek üzereyiz. Yani bugünlerde bu ay içerisinde onu açıklayacağımızı daha önce de kamuoyuyla paylaştım. Kamuda sözleşmeli çalışan 568 bin personelle ilgili düzenlemede de sona gelindi. Geçici işçiler ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme de yolda. 99 öncesi biliyorsunuz yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz ve bir önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yıllarını vesaire, işte sosyal güvenlikteki sağlık sigortası primleri, bunları gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023'e doğru şehir buluşmaları programı kapsamında Afyonkarahisar'da konuştu. Aralık ayında yapılacak asgari ücret zammı hakkında önemli mesajlar verdi. Enflasyon şartlarını değerlendirerek, toplumun enflasyon karşısındaki tahribat karşısında toplumu koruyacak tedbirleri alarak, ona da en kapsamlı müdahaleyi yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. 2023 bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, gelirlerin 3 trilyon 810 milyar lira olacağının öngörüldüğünü söyledi. Oktay, bütçede en büyük payın eğitime ayrıldığına dikkati çekti. 100. yılın bütçesi yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıdadır, dedi. 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir. Yüksek öğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2023 yılında 649,8 milyar yani 650 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden %14,5 ile en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanan aynı zamanda bir atılım bütçesi olan 2023 yılı bütçesi Türkiye yüzyılının bir kilometre taşı olacaktır. 100. yılın bütçesi yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıdadır. Ukrayna'nın başkenti Kiev bir hafta içinde ikinci kez patlamalarla sarsıldı. Saldırılarda kamikaze insansız hava araçları kullanıldığı açıklandı. 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi enkazdan kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ukrayna Rus ordusunun saldırılarıyla güne uyandı. Başkent Kiev bu kez kamikaze insansız hava araçlarıyla vuruldu. Saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu. Ukrayna askerleri insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için havaya ateş açtı. Bir insansız hava aracının düşürüldüğü an kameraya yansıdı. İnsansız hava araçlarından geriye kalan parçaların üzerindeki Belgorod için yazısı dikkati çekti. Rusya'nın Belgorod bölgesine Ukrayna'nın düzenlediğini iddia ettiği saldırıya karşılık Kiev'i vurduğu belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, düşman şehirlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamaz dedi. Dnipropetrovsk bölgesi de Rus ordusunun hedefindeydi. Bölge valisi füze saldırısı sonucu enerji altyapı tesisinde büyük bir yangın çıktığını duyurdu.
Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santrali çevresinde de silahlar susmuyor. Ukrayna Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energatom, Rusların bölgedeki altyapıyı vurduğunu açıkladı. Nükleer santralin güç şebekesiyle bağlantısı bir kez daha kesildi. Rusya son dönemdeki saldırılarında çoğunlukla insansız hava araçları kullanıyor. Ukrayna ordusu pazar akşamından bu yana Rusya'nın insansız hava araçlarının yaklaşık %86'sının imha edildiğini iddia etti. Kullanılan insansız hava araçlarının İran yapımı olduğu bildiriliyor. Tahran ise iddiaları yalanlıyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın savaşa dahiline ilişkin somut deliller arayacaklarını söyledi. Avrupa'da artan enflasyon ve enerji krizi halkı sokaklara döktü. Fransa ve İtalya'da pek çok kentte hayat pahalılığını protesto gösterileri düzenlendi. Fransa'da yarın da genel iş bırakma eylemi yapılacak. Fransa'da artan enerji fiyatları karşısında Macron hükümetine sesini duyurmak isteyenler sokağa indi. Başkent Paris, ülkenin dört bir yanından giden on binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Göstericiler, sol görüşlü muhalefetin çağrısıyla Nasyon Meydanı'nda toplandı. Bastille Meydanı'na yürüyen protestocular, hayat pahalılığına önlem, yüksek maaş talebi, iklim değişikliğiyle mücadele ve emeklilik reformuna tepki pankartları taşıdı. Ben genç emekliyim. Emekli maaşlarımızı Macron azalttı. Bizi enflasyondan çıkarıp işsizlik yardımına bağladı. Zenginlerden vergi alın sloganları atıldı. Her cumartesi Paris sokaklarını mesken tutan sarı yelekliler de bu kez pazar günü sokağa indi. Polis kaynaklarına göre gösterilere 30 bin kişi katıldı. Organizatörler ise 140 bin kişinin yürüyüşte hazır bulunduğunu duyurdu. Protesto gösterileri öncesinde Paris'in kritik noktalarına yaklaşık 2 bin güvenlik gücü yerleştirildi. Zaman zaman polis müdahalesinin şiddete dönüştüğü anlar kameraya yansıdı. Bazı mağaza ve bankaların camı kırıldı. İtalya'da halk enerji pahalılığını protesto etti. Yüzlerce gösterici başkent Roma'da toplandı. Düşük gelirlilerin enerji faturaları karşısında ezildiğine, önlem alınmazsa faturaların ödenemeyecek hale geleceğine dikkat çekildi. Göstericiler, Draghi hükümetinden faturalarda indirim, maaşlarda artış ve daha fazla sosyal yardım talep etti. İstanbul Esenyurt'ta 20 katlı binada yangın çıktı. O sırada binada yaşayanların panik anları kameralara yansıdı. Vallahi imdat çığlıkları geliyor. Mahsur kalanlar var. Var ya. 20 katlı binada yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Pirireis Mahallesi'nde bir sitenin çatısına yangın. Yangın Esenyurt Pirireis Mahallesi'ndeki bir sitede 20 katlı binanın 16. katında başladı. Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle bina dumanla kaplandı. Üst katlarda mahsur kalanlar oldu. 13 katta oturuyorduk biz sitede. Bir anda böyle dumanların çıktığını gördük. Arkadaşlarla kendimizi hemen dışarı yaptık. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul Kadıköy'de 257 dairenin bulunduğu 24 katlı rezidansta dün çıkan yangında şans eseri kimse zarar görmedi. Peki rezidans, gökdelen gibi yüksek katlı binalarda oturanlar olası bir yangın anında ilk olarak ne yapmalı? Cevabı haberimizde. Şu an alev aldı şu an. Alt katlarda başlayan yangın kısa sürede en üst kata ulaştı. Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı binadaki korkutan yangında şans eseri yaralanan olmadı. Binada birden yangın alarmı çalmaya başladı. Biz ilk önce önemsemedik. Herhalde bir şey yoktu dedik. Sonra akşam yemeğine devam ederken sesler, gürültüler çıkmaya başladı. Bina 24 katlı olunca paniği de büyük oldu. Peki yüksek katlı binalarda yaşayanlar olası bir yangın durumunda nasıl hareket etmeli? Rezidans, gökdelen gibi yüksek katlı binaları tahliye etmek hem zor oluyor hem de zaman alıyor. İşte bu binalarda yaşayanlar olası bir yangın ihtimaline karşı binadan acil kaçış planını önceden mutlaka öğrenmeli. Önceden bazı hazırlıklara tabi olmak ve
Tahliyeyi nasıl yapabileceğimizi, nereden çıkacağımızı, nerelerin tıkanabileceğini bilmemiz gerekiyor. Tatbikatlar senede en az bir kere olmak zorunda, binaların yangından korunması yönetmeliği gereği. Yangın anında asansörler kullanılmamalı. Panik yapmadan acil çıkışlara ulaşılmalı. Hızlı vaziyette, koşar adımlarla değil ama hızlı vaziyette kaçış yollarının bulunduğu yerlerden bir şekilde o merdivenlerden tahliyeye başlayacaktır. Çünkü oraya duman girmez, ısıya da dayanıklıdır. Kaçış yollarına girdiğiniz zaman artık 2 dakika değil 12 dakikada da inseniz zaten sizi o kaçış yolu koruyacaktır. Korunaklı demek oraya duman girmeyecek. Öyle bir pozitif basınçlandırma yapacaksınız ki duman girmeyecek. Dolayısıyla o basınçlandırmanın yapılması gerekiyor. Uzmanlara göre her binada tehlike anında elektrik kesintilerine karşı aydınlatma ışıkları bulunmalı. Yangının kısa sürede yayılmasını önlemek için binalar yapılırken dış cephede çok tercih edilen kolay yanabilen malzemelerin kullanılmaması gerekiyor. Şanlıurfa'da düğün evi yas evine döndü. 4 yaşındaki Bozan, sünnet düğünü sırasında olmadık bir kaza geçirdi. Dayısının kullandığı otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti. Ağıtlar, gözyaşları birbirine karıştı. Sünnet düğününde meydana gelen kaza bir çocuğu hayattan kopardı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bu mahallede 4 yaşındaki Bozan Uygunel için sünnet düğünü yapılıyordu. Kalabalık, elbiseleri giydirilen çocuk için düğün konvoyu yapmak istedi, işte o sırada olan oldu. İnsanların araçlara bindiği sırada çocuğun dayısı minik Bozan'ın aracın önünde olduğunu fark etmedi, üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Muğla'da bir otomobille motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Kaza anı kameralara yansıdı. Hızla gelen otomobil motosikletle böyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü önce havaya fırladı, sonra düştü. Korkunç kaza Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Dört yola kontrolsüzce giren kırmızı otomobil, diğer yoldan gelen motosikletliyle çarpıştı. Talihsiz adam havada takla atarak bir apartmanın bahçesine savruldu, otomobil ise gelen araca çarptı. Olay yerine sağlık ekibi geldi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı'nda bir otobüs aracın yanında bekleyen yolcuya çarptı. Kadın yolcu hayatını kaybetti. Otogarda otobüsün yanında bekliyordu, hareket eden aracın altında kaldı. Nilgün İpek İzmir'den otobüsle İstanbul'a geldi. Alibeyköy Cep Otogarı'nda araçtan inen kadın valizlerini aldıktan sonra otobüsün yanında beklemeye başladı. Şoför 60 yaşındaki kadını fark etmedi. Park ettiği alandan çıktığı sırada Nilgün İpek'e çarptı. Kazayı fark edenler kadının yardımına koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi. Nilgün İpek'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gözaltına alınan otobüs şoförü taksirle öldürme suçundan tutuklandı. Aydın'da 6 yaşındaki çocuk başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Başından ve yüzünden yaralanan çocuğu çevredekiler kurtardı. Mahalle sakinleri okul yolunda sayıları artan başıboş sokak köpeklerine çözüm bulunmasını istiyor. Abi geliyorlar bu tarafa. 6 yaşındaki Keremcan 9 yaşındaki abiyle markete gidiyordu. Yolda yürürken bir anda mahalledeki başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri yere düşen Keremcan'ı başından ve yüzünden ısırdı. Şuradan birinci dişini geçiriyor. İkinci dişini de buradan, yani demek ki şu şekilde ısırıyor. Ağzını açıp. Şurası zaten aşı vuruluyoruz. Yarın gene aşımız var. Aydın Söke'de sokak köpeklerinin saldırdığı küçük çocuğu çevredekiler kurtardı. Kerem abisiyle birlikte bakkala gidiyorlardı. Birkaç tanesi şurada yatıyordu zaten. Ben de burada bekliyorum. Ondan sonra olay diğer tarafta oluyor. 9-10 tane kadar falan varlar. Ailesi ve mahalle sakinleri korku yaşadıkları duruma çözüm istiyor. Vallahi biz yardım istiyoruz. Yani artık gerçekten olay çok ciddi boyutlara gitmeye başladı. Ve burada kaç tane çocuk var ve burası bizim okul yolumuz. Biz her gün bu yoldan gidip geliyoruz yani. Korkan var, korkmayan var. Ama saldırdılar mesela. Benim toplama saldırdı köpek işte. Vallahi biz yaşlıyız. Dışarı inip çıkamıyoruz.
Köpekler birden saldırıyor. İnan ki kalp krizinden gideceğim bir gün. Mahalle sakinleri çocukların okul yolunda dolaşan köpeklerin başka bir alana götürülmesini istedi. Adana'da tıpkı aksiyon filmlerindeki gibi nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan araç kaza yaparak durdu. Ancak içindekiler yaya olarak da kaçmaya devam etti. İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar. Kovalamaca kaza ile bitti. Hemen ardından silahlar çekildi. Aksiyon filmlerini aratmayan görüntü Adana'dan. Polis, gece seyir halindeki hafif ticari araca dur ihtarında bulunmuştu. Ama sürücü durmayınca kovalamaca başladı. Kaçan araç bir marketin duvarına çarparak durdu. Ancak içindekiler polis silah çektiği halde yaya olarak da kaçmaya çalıştı. Ekipler kaçan şüphelileri havaya ateş açarak durdurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin mala zarar verme suçundan arandığı ortaya çıktı. Araçta ve şüphelilerin üstünde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. İstanbul'da 10 kişilik hırsızlık şebekesi aynı marka 35 otomobili anahtar kopyalayarak çaldı. 20 milyon lira değerindeki araçları çalan şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Şebeke üyeleri önce anahtarları kopyaladı, sonra otomobilleri çalıp kaçtı. Akşam bıraktığımda arabamı, sabah kalktığımda yerinde bulamadım arabamı. Saat 8.30 civarlarındaydı, baktım yerinde yok. Benim aracım anahtarsız çalışan araçlardan, anahtarını kopyalayarak şey yapmışlar, çalmışlar aracı. Arka kelebek camını kırmışlar. Ondan sonra anahtar kodlama yerine kendileri bir anahtar üretip o anahtarla aracımı almışlar. Hırsızlar İstanbul'da aynı marka otomobilleri hedef aldı. Aracın camını kırıp içeri giren hırsızlar yanlarında getirmiş oldukları anahtar kopyalama cihazıyla aracın anahtarını kopyalıyor. Daha sonra ise aynı anahtarla aracı çalıştırıp bölgeden uzaklaşıyor. Bu yöntemle toplam 20 milyon lira değerinde 35 araç çalındı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler 10 şüphelinin kimliklerini tespit etti. İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalandı. Operasyonda şasi numarası ve plakası değiştirilen 35 araç da bulundu. Anahtar kopyalama cihazıyla çok sayıda sahte plakaya el koyuldu. Aracımın kapalı kasa içerisinde Hendek'te satışı yapılmış. Satış yapıldıktan sonra teslimini yapmak üzere nakil halindeyken polisin özverili çalışmasıyla yakalandı. Suçlular adalete teslim edildi. Oto hırsızlık büro amirliği ekiplerince muhafaza altına alınan araçlar sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı. 75 yaşındaki Abdullah Deniz 20 metrekare bir evde tek başına yaşıyor. 7 çocuğu var ama yıllardır hiçbiri onu ziyarete gelmedi. Evlatlarından göremediği vefayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kaymakamlık çalışanları gösterdi. Evine gittiler Deniz'in, köşe bucak her yeri temizlediler, ihtiyaçlarını giderdiler. Zor oluyor mu sizin için burada yaşamak? Tabii ki zor ya, tabii zor olmasın. Çocukların da hiç ararlar mı, vallahi sorarlar mı? Bir tane kızım gelmiş, yalanım yok. O da bayramdan gelmiş. Kırgın, yedi evladı neredeyse hiç kapısını çalmadı çünkü. 75 yaşında ve bu minicik çalı süpürgesiyle yapıyor temizliğini. Ne arayanı var ne de soranı. Yok. Çocuklarınız yardım ediyor mu? Yemek Allah, pişiriyor mu size? Yok. Temizlik yapıyor mu çocuklarınız? Yok. Allah şahidimiz olsun. Aile Bakanlığı Türkiye'nin 81 ilinde vefa projesi başlattı. Kaymakamlıklar görevlendirildi ve 60 yaş üstü büyüklerimizin evleri ziyaret edilecek, evleri temizlenecek, kişisel bakımları yapılacak ve her gün onların hali hatırı da sorulacak aynı zamanda. Bu minicik evde 75 yaşındaki Abdullah Deniz amcamız var. 7 çocuğu var ama 7 çocuğu da yıllardır onu aramadı. Buraya adım bile atmadı. Ekipler buraya gelecekler. Hem halini hatırını soracaklar. Hem de bu evi onun için daha yaşanabilir hale getirecekler. Bu
buraya geldiğimizde bu amcamızın evinin temizliği, kişisel bakım dışında ekstra başka ihtiyaçları olduğunu da tespit ettik. Bunu da gördük. Bunları da karşılayacağız hepsini. Bakın, Vefa ekibinin ne kadar önemli olduğunu bir ayrıntıyla göstereceğiz sadece size. Abdullah amca burada 2 yıldır yaşıyor. 20 metrekare yer. Ve buranın temizliğini nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bakın, işte bu minicik süpürgeyle burayı temiz tutmaya çalışıyor. Bundan sonra artık buna ihtiyacı kalmayacak ve ayda 2 kez ekipler buraya gelecek ve evini sürekli ama sürekli pırıl pırıl yapacak. Belirlenen süreçten daha sık temizlenmesi gerektiğini düşünürsek ya da ek başka bir şey yapılmasını gerektiğini de görürsek onları da yapacağız. Sadece Kartal'da bakıma muhtaç yaşlıların bulunduğu 160 hane tespit edildi. Ekipler tek tek o evlere gitti. Bu proje eş zamanlı olarak Türkiye'nin 81 ilinde de uygulanıyor. Amaç onları biraz olsun mutlu edebilmek. Yatak, buralar temizlendi, nasıl? İyi olmuş mu? İyi oldu, ellerine sağlık. Rabbim sizden razı olsun inşallah. Beğendim. İstanbul'da 64 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği bahçeyi bugün sizler için görüntüledik. Ya Allah! Bismillah. Açılışını Cumhurbaşkanı yaptı. İstanbul'daki millet bahçelerine bir yenisi daha eklendi. Geliyorum, her gün geliyorum ya. Sabah akşam yürüyüş yaparım. Çok güzel olmuş. Köpeğimle birlikte gezmeye çıkıyorum sabahları, yürüyüşümüzü yapıyoruz. Zeytinburnu halkı için de güzel oldu. Burası Zeytinburnu'nda bulunan 63 bin metrekarelik millet bahçesi. Burada çocuk parkları, yürüyüş ve bisiklet parkurları da yer alıyor. Beştelsiz mahallesindeki millet bahçesi kısa sürede Zeytinburnu halkının uğrak noktası oldu. Özellikle anne ve çocukların ilgisi yoğundu. Ben Gökalp'te oturuyorum, yakın oturuyorum ve gerçekten çok güzel bir bahçe oldu. Hem anneler için hem çocuklar için harika bir şey. Çok iyi oldu. Sabah yürüyüşüne geliyoruz, öğleden sonra geliyoruz, akşam geliyoruz. Seviyoruz, eğleniyoruz. Gördüğünüz gibi güzel, nezih, temiz. Aynı zamanda insanların yeme içme ihtiyacını karşılayabileceği bir sosyal tesis de bulunuyor. Meyve bahçeleri var bu tarafta, lavantalar var. Harika oldu yani. Hep beraber yararlanıyoruz. İlçenin kalbinde bulunan bu yeşil alan her yaş grubuna hitap ediyor. Ben çok eskiyim burada, eskisini de bilirim ya. Şimdi harika bir şey oldu ya. Stres atıyoruz, o kadar hoş oluyor ki anlatamam. Gümüşhane'de köpek ırk standartları yarışması düzenlendi. Yerli, çoban, av ve bekçi köpekleri hünerlerini sergiledi. Yarışmaya köpek sahipleri kadar vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Doğu Karadeniz'in ilk Türk çoban, av ve bekçi köpekleri ırk standartları yarışması Gümüşhane'de düzenlendi. Kelket İlçe Stadyumu'ndaki yarışmada 8 ilden 300'den fazla köpek görücüye çıktı. Seyirci olarak daha önce katılmıştım ama yarışmacı olarak ilk defa katılıyorum. Hani heyecanlıyım, köpeğime de güveniyorum. Bu ırk köpek, vücutta kanserli bölgeyi bulan köpek. Yarışmaya sadece yerli ırklar katılabildi. Köpekler jüri tarafından boy ve tüy yapısı gibi birçok özelliğine göre değerlendirildi. Bomba gibi köpek, bomba gibi köpek. Kangal, Akbaş, Malaklı, Karadeniz çoban köpeği, Boz çoban köpeği ve Anadolu çoban köpeği. Onun haricinde Arabacı Palisi, Trabzon Tonya Finosu ve Trabzon Zerdabası olmak üzere birçok köpek ırkımız yarıştı. Yarışma vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi. Böyle organizasyonlardaki amaç Türkiye'mizde bulunan, tescilli olan veya tescil edilmemiş de Türkiye'ye has olan köpekleri bulup çıkarıp onları Türkiye gündemine, sonrasında da dünya gündemine taşımaktır. Dereceye giren köpeklerin yetiştiricileri madalya, kupa ve plaketle ödüllendirildi. Efendim, şimdi kısa bir reklam aramız var. Bu reklam arasının ardından sizi burada bekliyor olacağız. Efendim, bugün de gelişmeleri aktardık ve böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. TRT1 ekranlarında diziler devam ediyor yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye. İşte onlardan biri Alparslan Büyük Selçuklu dakikalar sonra ekranlarınızda olacak sevgili seyirciler.
Yarın saatler 19'u gösterdiğinde Türkiye'nin birinci kanalında tekrar buluşmak dileğiyle efendim. İyi akşamlar.